yapamazsın kelimesi sanırım yakın çevremizden en sık duyduğumuz kelimelerden bir tanesi ve insanlar bunu söylerken nasıl oluyorsa çok büyük bir güvenle söyleyebiliyorlar size. Yapamazsın diyebiliyorlar. Elbette birkaç çeşit yapamazsın var. Bunlardan bir tanesi kurallar çerçevesinde. Mesela kırmızı ışığı geçemezsin diyebilir biri size. Elbette kurallara uyup uyamayacağınızı bu videoda söyleyemem ya da genelde söyleyemem. Buna değinmeyeceğim. Bence kurallara uyup uymamak her zaman duruma göre esneklik gösterebilir Bir de diğer bir yapamazsın var. Bu yapamazsın ise sizin yetenekleriniz becerileriniz kapasiteniz üzerine söylenmiş bir yapılmış bir yorum aslında. Bu videoda anlatmak istediğim şey ise bu tarz yapamazsınların aslında hiçbir şey ifade etmedikleri ve tamamen anlamsız oldukları. birisi size yapamazsın dediğinde işte şu kadar kilo veremezsin şu kadar puan yapıp sınavda Şurayı kazanamazsın şöyle bir iş bulamazsın, bu kadar maaş alamazsın, yapamazsın, yapamazsın. Size bunları söylediklerinde aslında tam olarak da sizinle konuşmuyorlar. Merak etmeyin böyle kozmik konseptlere girmeyeceğim. Çok net bir şekilde kafamdaki şeyi size aktaracağım bu videoda. Neden aslında sizle konuşmuyorlar? Elbette hızlıca bir örnek üzerinden başlayalım. Her videoda yaptığım gibi hayatımdan bir örnek vermek istiyorum. Bu yılın başında, kış aylarında iş yerinde çalışırken bir adet mail aldım. Okumaya çalıştım ama Hollanda'caydı, hiçbir şey anlamadım. Sonra arkadaşlarıma sordum. Dediler ki, kışın bazı şehirlerde maratonlar düzenleniyormuş, koşular düzenleniyormuş ve bizim şirket ücretsiz davetiyeler alıyormuş. Eğer istersek ismimizi yazdırıp, ücretsiz bir şekilde katılıp, hiçbir şey ödemeden koşabilirmişiz. Ben Benim de kafama yattı, İsmimi yazdırdım. Fakat üç adet koşu vardı. Bunlardan bir tanesi 15 kilometre, 25 kilometre, diğeri ise maraton. Sanırım 42 kilometreye tekabül ediyor. Ve ben sadece hayatımda bir kere böyle uzun bir koşuya katılmıştım. O da İstanbul'da 1-2 yıl önce 15 kilometre koşusuydu. O yüzden 15'i tamamladığım için yine 15 yapmak istemedim. 42'de çok fazla yapamayacağım bildiğim için. 25 kilometreye adımı yazdırdım ve kayıt oldum. Elbette insan böyle bir şey, hedef koyunca, böyle bir şeye adım atmaya kalkışınca etrafındaki insanlara ister istemez söylemeye başlıyor. Yakın bir arkadaş, birkaç tane arkadaşıma sordum. İşte 25 kilometre nasıl yapabilir miyim? Bu arada hazırlanmak için tam bir ayım var. Bir ay sonra yarış. Büyük bir çoğunluğu yapamazsın. Öyle 25-15 kilometreye benzemez. Çok zorlayan bir şey dediler. Ardından aileme sordum, İşte babam 25 çıkmaz, 25 yapamazsın dedi. Kız kardeşime sordum, 15 kilometreye benzemez. Özel işte programlar var, eğitim programları. Bir ayda yapabileceğin bir şey değil dedi. Eğer ailem bu videoyu izleyip bana işte atar yapmaya kalkışırsa, biz öyle şeyler söylemedik diye. Az önce WhatsApp konuşmalarına baktım, demişler. Ve sonuç olarak etrafındaki insanların büyük bir çoğunluğu yapamayacağım kanısına vardı. Ve biri size yapamazsın deyince aslında birkaç şekilde tepki verebilirsiniz. Bunlardan bir tanesi moralinizin düşmesi, motivasyonunuzu kaybetmeniz ve hatta pes etmeniz, işte başvurunuzu geri almanız gibi sonuçlanabilir. İkincisi ise ben daha çok ikinci gruba giriyorum. Kesinlikle ikinci gruba giriyorum. Her yapamazsını duyduğunda daha çok gaza gelip kendinizi kanıtlamak, yapmak isteyebilirsiniz. Ben bu ikinci gruptayım ve birazcık kulak arkası ettim yapamazsınları. Yine de bir nebze olsun motivasyonumu düşürseler de ben bunu yapacağım diye kafaya koydum. Birazcık ileri sarıyorum. Çok iyi bir hazırlanma planı çıkardım. İşte antrenman planı çıkardım. Beslenme, uyku, dinlenme bunların hepsini araştırıp bir ay boyunca hazırlandım. Koşu günü geldi çattı. Başladım. Bitirdim. Hedefim 3 saatin altında bitirmekti. Çünkü 3 saatten uzun sürerse kaydı almıyorlar ne kadar ne derece ne derece yaptığınızı saymıyorlar. 3 saatte bitirmem gerekiyordu ve 2 saat 38 dakikada bitirdim. 22 dakika erken bitirdim hayalimden. Emin bile değildim 3 saatte bitirebileceğimden. Antrenmanlarımda hiç 25'e ulaşamamıştım. Çünkü çok bacaklarım harap oluyordu çok uzun mesafe koştuğumda. Daha kısa mesafelerde antrenmanlar yapabilmiştim. Ve bitti yarış yüzümde bir gülümseme ile yapabildiğim gerçeğini kavrayarak 2 saat 38 dakikada bitirdim yarışı. Fakat işin ilginç yanı, bu videonun konusuyla bağdaştırılan ilginç yanı ise etrafımdaki neredeyse herkes, beni tanıyan, iyi tanıyan insanlar yapamayacağımı düşünürken ben nasıl bu kadar kolay bir şekilde, rahat bir şekilde yaptım. Elbette zorlandım yarışta ama dereceme bakınca yapabilmişim ve rahat bir şekilde yapabilmişim nispeten. Bu farklılık nereden doğuyor? Neden insanlar yapamayacağımı düşünürken ben rahatça yapabildim? Eğer belki pes etseydim, onların düşüncelerine kulak assaydım, başvurumu geri çekseydim, hiçbir zaman yapıp yapamayacağımı göremeyecektim ve otomatik olarak yapamaz bir insan olacaktım. Fakat bu bakış açılarındaki farklılık, bu yorumlardaki farklılık neden doğuyor? Aslında bu olay tamamen bittikten sonra bu konuya biraz kafa yordum ve bazı şeyler kafamda aydınlanmaya başladı. Tam olarak da şimdi bundan bahsedeceğim sizlere. Ben mesela Burak dediğim kişi, ben dediğim kişi 29 yıldır bu dünyada. Bu yüz binlerce saate, milyonlarca saniyeye tekabül ediyor belki de. Ve bu yüz binlerce saat içerisinde kafamda her daim düşünceler döndü her türlü tecrübeler edindim. Birçok insanla iletişim kurdum. Bir sürü anı edindim. Ve aslında ben kendimi düşününce Burak dediğim insan bunların hepsinin bütününden meydana geliyor kafamda. Ve ben kafamda ha ben böyle bir insanım. Ben Burak böyle bir insan diyebiliyorum. Bu kadar milyonlarca etkileşimin saniyenin ardından bunların hepsi birleşiyor ve kafamda bir e, ben imajı oluşabiliyor. Ve ben bir şeyi yapıp yapamayacağımı düşünürken bu imaja bakarak yorum yapıyorum ve bir sonuca varıyorum, bir karara varıyorum. Fakat etrafımdaki bir insana bunu söyleyince, mesela Ahmet arkadaşım burada oturuyor diyelim. Ahmet ben 25 kilometre koşabilir miyim? Ahmet bunun cevabını nasıl veriyor? Ahmet kendi kafasındaki Burak imajına bakarak bunu cevaplıyor. Benim arkadaşım Ahmet, hayali bir insan tabii, işte 30 senedir arkadaşım ve kafasındaki Burak imajına bakarak benim 25 kilometreyi koşup koşamayacağım hakkında yorum yapmaya çalışıyor. Fakat durum şu ki onun kafasındaki Burak imajı ile benim kafamdaki ben imajı yani benim kafamdaki Burak imajı bunlar aynı insanlar değil. Aralarında devasa bir uçurum var. Çünkü Ahmet arkadaşımın tanıdığı ben aslında ikimizin etkileşimleri sonucunda oluşmuş onun kafasındaki bir ilizyon. Bir gölgem neredeyse. Ve ne kadar yakın bir arkadaşım olsa da ben milyonlarca saniyedir bu dünyadayken benimle işte bilmiyorum birkaç yüz saat belki beraber olabilmiştir. Ve bazı spesifik e, ortak e, anılarımız olmuştur. Sohbetlerimiz olmuştur. Ve Ahmet'in kafasındaki Burak bunların sonucunda oluşmuştur. Bu bir gölgedir, bir ilizyondur aslında. Benim ben olarak adlandırdığım kişiyle, onun ben olarak adlandırdığı, onun Burak olarak adlandırdığı kişi kesinlikle aynı değil. Onun kafasındaki ben aslında benim çok 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 ufak bir parçam ve beni temsil etmiyor. Onun kafasındaki ben sadece tecrübelerimizden oluşmuş bir yanılsama. Aynı şey etrafındaki bütün insanlar için geçerli. Sizin de etrafınızdaki bütün insanlar için geçerli. Mesela sizin işte babanız diyelim sizi tanıdığını varsayıyor, siz de onun sizi belki biraz tanıdığını varsayıyorsunuz. Fakat sizin babanızın kafasındaki siz aslında sadece sizin babanızla olan etkileşimleriniz sonucunda babanızın kafasında doğan bir gölgeniz, bir imajınız, bir yanılsama aslında ve gerçek sizi temsil etmiyor. Etrafınızdaki herkes için geçerli. Her sabah uğradığım bakkalın kafasındaki ben. Aslında benim ben olarak nitelendirdiğim kişiden çok farklı. Yani sokaktan rastgele birini çevirseniz benle onun onun arasındaki fark kadar fark var. Bakkalın kafasındaki benle benim kafamdaki ben arasında. Çünkü bakkalla olan iletişimimiz çok kısıtlı ve beni sadece birkaç saat üzerinden tanıyor. Kafasında bir imaj yaratıyor etkileşimimiz üzerinden. Ve etrafınızdaki bütün yakın arkadaşlarınız, ailenizdeki bireyler, babanız, anneniz, kardeşiniz, çocuklarınız, eşiniz Bunların hepsinin bu insanların hepsinin kafasında farklı bir siz imajı var. Ve benim tanıdığım herkesin kafasında farklı bir Burak imajı var ve bunların hiçbiri aslında gerçek Burak'ı, gerçek Burak derken benim kafamdaki ben imajını temsil etmiyorlar. Çünkü hiçbiri hayatım boyunca yanında ol, yanımda olmadı. Hiçbiri hayatım boyunca tecrübe ettiğim her şeyi görmedi. Ve işin ilginç yanı hiçbiri kafamdan geçen bir düşünceye bile tanıklık etmedi. Ve ben benim kafam 30 senedir çalışıyor. Ee, hiç durmadan sizin kafanızda doğduğunuz günden beri kafanızda düşünceler dönüyor. Ve etrafınızdaki hiçbir insan bunlara tanıklık etmedi. Ve sonuç olarak insanların kafasında birer adet sizin imajınız oluşuyor. Ben buna işte gölge imaj diyorum veya bir illüzyon imaj diyorum ve bu imajlar hiçbir şekilde sizi temsil etmiyor. Ve ben gidip herhangi birine tanıdığım en yakın arkadaşım bile olsa ben 25 kilometreyi koşabilir miyim Ahmet dediğimde kafasında düşündüğü kişi ve verdiği cevap aslında benim ben olarak düşündüğüm kişi üzerine değil. Onun Burak olarak düşündüğü kişi üzerine. Bu yüzden aslında tam olarak sizinle konuşmuyor aslında 25 kilometreyi koşamazsın dediğinde tam olarak benim koşamayacağımdan kastetmiyor. Kafasındaki imajın koşamayacağından kastediyor. Koşamayacağını kastediyor. Bu yüzden eğer herhangi bir konuda biri size yapamazsın diyorsa, beceremezsin diyorsa, tembelsin, beceriksizsin, bir baltaya sap olamazsın, olamadın diyorlarsa aslında gerçek sizle konuşmuyorlar. Sizin siz olarak bildiğiniz kişiyle konuşmuyorlar. Onlar sadece gözlemleyebildikleri bir parçanız üzerine yorum yapmaya çalışıyorlar. Ve bu kesinlikle sizi temsil etmiyor. O yüzden bundan sonra sadede gelelim. Herhangi biri bir şey konusunda beceriksiz olduğunuzu, bir şeyi yapamayacağınızı iddia ediyorsa kulak arkası edin. Motivasyonunuzu düşürmesine izin vermeyin. Çünkü aslında gerçek sizi tanımıyorlar. Gerçeksiz üzerine bir yorum yapmıyorlar söyledikleri her şey tamamen ilizyonlar üzerine ve bir şeyi yapıp yapamayacağınızı görmek, bilmek sadece sizin elinizde. Çünkü sizi, bu vücudu, bu kafayı, bu gördüğünüz her şeyi tanıyan, bilen, en çok bilen kişiler yine sizlersiniz. O yüzden kulak asmayı bırakın, negatif yorumlara yapamazsınları kenara atın, çöpe atın ve bir şeyi yapmak istiyorsanız hedef koyun adım atın, deneyin ve yapıp yapamayacağınızı kendi gözlerinizle görün. Ve hedefe ulaşamayacağınızı, dokunamayacağınızı kendi ellerinizle görün. Başkalarının gözleri, kulakları, düşünceleri, sözleriyle değil. Teşekkürler buraya kadar izlediğiniz için. Umarım bu konsepti biraz olsun size aktarabilmişimdir. Bundan sonra biri sizinle negatif konuşursa veya yapamazsın derse dönüp bu videoyu hatırlarsınız. Ve aslında sizi kastetmediğini anlarsınız. Yapıp yapamayacağınızı ancak siz deneyerek karar verebilirsiniz. Çünkü sizleri en iyi tanıyan yine sizlersiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.